Evet arkadaşlar merhaba, 26 Mart 2022 Cumartesi günü akşam programında, daha doğrusu öğleden sonra bir akşam programı, 10 koşulu bir program var Adana'da. Tekrar beraberiz. Evet, baktığımız zaman arkadaşlar çalışmalarımızı yaptık, hemen sizinle paylaşalım. Evet, çim ve kum koşular beraber, havada iyi Adana'da duyduğumuz kadarıyla, yani çim koşuları olacak, çok güzel. Hayırlı bir yarış programları olsun, iki tane altılı olsun diyelim. Birinci koşu 16:45'te Maiden 3'ü açtı İngilizler, 1300 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar bazı yorumlar yapıyor arkadaşlarımız, üyelerimiz sağ olsunlar, var olsunlar, hani videolar uzun falan gibi. Ya, neyse biz onu yapıyoruz. Açıklamamız gereken her şeyi burada açıklamak zorundayız arkadaşlar. Biz neyse onu yapıyoruz. Bakın, bazen videolar 8 dakika sürüyor, bazen videolar 15 dakika sürüyor. Bunu biz karar vermiyoruz. Yarış programında söylenmesi gerekeni söylüyoruz sadece. Bunun kısıtlanması olamaz. Evet, birinci koşu 16:45'te Maiden 3 yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada şimdi güne bir alternatif banko ile başlamak istiyoruz normal şartlar altında. O da 6 numaralı Önkel Paşa Müslüm Çelik ile. Normal şartlar altında bu koşu kazanması lazım. General Quarter yavrusu ve Müslüm Çelik biniyor. Şu ana kadar Emrah Sincan bindi ve sadece Adana'da koşan bu safkan artık bugün ilk çim deneyimini yaşayacak. Bir tek bunu da düşünüyoruz. İlk kez çimde koşacağı için. O yüzden alternatif banko olarak öneriyoruz. Bunun arkasından 12 numaralı Murkot, evet, Ayhan Kurşun'la ihmal edilmemeli. Bu safkanda çim deneyimini 6 Mart'ta Ahmet Çelik'le yaşadı. Burada şanslılardan. Yani 6 ve 12 aslında baktığınız zaman kuponlarda, küçük kuponlarda yeterli gibi dursa da 3 tane daha at var. 2 numaralı Aziz Bey, Mücahit Bayır'la. 3 numaralı Chainbreaker, Hışman Çizik'le. Ve 4 numaralı Halit Yunus, Mert Kokalp Aslan'la da burada kuponlarda yazılabilir arkadaşlar diyoruz. Tabi burada Mistil, 9 numaralı Mistil de yeri olanlar için çim yarışı görmüş bir safkan bu. Mistil de kuponlara eklenebilir. O da 6 Mart'ta bu Zala Bey'in Sinelmen'i geçtiği, 4 boyla geçtiği koşuda arkalarda kaldı ama çim havasını aldı, çim tecrübesini aldı. O da ayrı bir durum. Evet, burasını 6 alternatif banko diyoruz. 12 çok büyük bir rakibi, ekürlerden Murkot. Arkasından da 2, 3, 4 ve dileyenler de 9'u düşünebilirler diyoruz. İkinci koşuya geçtik şimdi. Altının ikinci ayağı, birinci altını şartlı 3 dişiler, 3 yaşlı İngilizler. 1400 metreye çıkacaklar. 11 tane safkan var burada. Bu 11 safkan içerisinde 4 tane ata biz yer veriyoruz. 3 numaralı Çilkeleş Ayhan Kurşun'la çok şanslı. 10 numaralı Moldau Mücahit Bayır'la ikinci atımız. 2 numaralı Karignan Uğur Temur'la üçüncü atımız ve 11 numaralı Moonfairy Özcan Yıldırım'la dördüncü atımız. 3, 10, 2, 11. 4 tane safkan burası için yeterli olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Evet, yine kum pistiyiz. Üçüncü koşu burada. Handikap 15, 4 yaşlı Araplar, 2000 metre kum pistteyiz. Burada 1 numaralı Kral Tunca, Sadık Altay'la bankomuz bizim. Yani birinci altılıyı bağlayan bir bankomuz var. Daha doğrusu ilk bankomuz bu, birinci altılı ile ilgili. Burada bir aksilik olmazsa Kral Tunca'nın yapmış olduğu derecelere de baktığımız zaman bu koşuyu kazanması gerekiyor. 50 kilo koşan safkanlardan bizi burada tek düşündüren bir safkan var. O da Semih abi. Bunun rakip olabilecek safkan olarak onu görüyoruz. Ama burada 1 numaralı Kral Tunca 57,5 kilo da olsa 7,5 kilo daha fazlası var. Bir şekilde kazanmayı bilecektir diyoruz banko. Dördüncü koşuyla beraber yedili plase başlıyor 10 koşulu programda. Handikap 15. 3 yaşlı İngiliz safkanları 1900 metreye çıkacaklar. Evet, burada arkadaşlar 3 numaralı Atlas'ım Müslüm Çelik'le çok şanslı. Bir aksilik olmazsa kazanma ihtimali de bize göre var.
Bu safkan Müslüm Çelik de zaten kum pistte de bir tane sortisinde ikincilik yaptı. Zolomum'un arkasından 2,5 boyla ikinci oldu. Burada ikinci atımız 1 numaralı Fearless Rival Ayhan Kurşun'la. O da çok şanslı arkadaşlar. Baktığımız zaman yani ikisi hemen hemen eşdeğerde gibi. 3 numaralı Atlas'ın ve 1 numaralı Fearless Rival. O da Ayhan Kurşun'la gayet iyi bir uyum sağladı. Son 3 koşusunu Ayhan Kurşun'la yaptı. En son bir de çim denemesi var Fearless Rival'in. Adana'da Kumpis'te de arkadaşlar birinciliği var. Handikap 15'te Ayhan Harun Kılıç Arslan'da, pardon. Evet. 25 Ocak'ta Fearless Rival'in handikap 15 koşuyu kazanmışlığı var. Ama diyoruz 4 numaralı Obrux Vedat Abiş'le ve 2 numaralı Boldline sonucunda Pişman Çizik'le geliri var. Burada 3-1-4-2 olarak geçeceğiz. Burayı 4 tane at yazacağız arkadaşlar buraya. Evet, 5. koşuda şimdi Maiden 3 yaşlı İngilizler 1300 metre çime çıkacaklar. 2. altının da başlangıç ayağı burası, 5. koşu. 2. altının 1. ayağı. Evet, burada baktığımız zaman bu Maiden koşudan kim çıkar? Burada 3 numaralı Harlan Draka arkadaşlar Özcan Yıldırım'la bize göre en şanslı safkan. Haris Karataş'ın ve Gökhan Kocakaya'nın tercih olan bir safkan bu. Şimdi burada Özcan Yıldırım binecek bu safkana. Ve bu safkanı bir an evvel çıkartmak istiyorlar Maiden'dan. Bakalım başarabilecek mi Özcan Yıldırım? Burada Gökhan Kocakaya ve Halis Karataş bunu yapamadı. Tabii 1300 metrelik iki tane kum sortisi var. Şimdi ilk kez çime çıkıyor olması bizi düşündürüyor. Bir numaralı Batı Kasırgası Vedat Abiş ile burada ikinci atımız Ekürler. Altı numaralı Let Crops Love ve 10 numaralı Haydi Ayşe arkadaşlar. Burada Let Crops Love, 6 numaralı Let Crops Love, Muhammed Özdemir'le daha evvelden Mehmet Salih Çelik'le bir sortisi var. Bu 2021 yılında çim pist tecrübesi olan bir safkan. Bushranger yavrusu hiç ihmale gelmez. 6 numara ekürler. 9 numaralı Eloise Müslüm Çelik'le arkadaşlar. Burada Müslüm Çelik bu safkanı getirebilir. Daha evvelden bir şekilde Ahmet Çelik, Müslüm Çelik denemeleri var bunun. Tekrar 2022 yılında nemli bir pistte Maiden yarışı denemesi var. 12 numaralı Shadow of the Wind Burhan Kılıç'la diyoruz. Kesinlikle ihmale gelmeyecek olan bir safkan daha. Bu safkanın da çim tecrübesi var arkadaşlar. Bakalım ne yapacak. Ve 5 numaralı King Thunder Ayhan Kurşun'la. Evet, burasını 3 ön planda 1 burada 6 ve ondan 6 ön planda 9, 12 ve 5 diyoruz buraya. 6. koşuda şimdi kısa vadede 8 bir koşu 4 yaşlı Arap safkanlar 1300 metreye çıkacaklar. 10 tane safkan var burada. Şimdi arkadaşlar burada 1. altılıyı ve 2. altılıyı bağlayan bankomuz var. 2 numaralı Deniz Şövalyesi Vedat Abiş'le bizim bugünkü bankomuz arkadaşlar. Evet, daha evvelen de verdik zaten grup yarışlarının atı bu. Şimdi uzun aradan sonra en son kısa vade koşusunu 1 Eylül 2021'de yapmış Halis Karataş'la olan bir safkan. Bugün yine başarılı jokey ki apprentiden hızlı bir şekilde jokeyle geçen Vedat Abiş biniyor. Bizim bugünkü bankomuz yani 1. altılıyı bağlayan bankomuz arkadaşlar. İki tane bankomuz olmuş oluyor bir üçüncü koşuda. 1 numara bir de 6. koşuda 2 numara. Evet, 7. koşuya geçtik şimdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu. Kısa vade 9 bir kupa koşusu bu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler bir araya gelmiş. 1300 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada da ikinci tekimiz var. O da 4 numaralı Regardless Özcan Yıldırım'la burada bu koşuyu kazanacaktır. Bu safkanı kolay kolay bu grupta bu atların geçeceğini düşünmüyoruz. Tabi burada Komplayer çok formda ne yapacaktır? Zorlayacaktır ama Regardless arkadaşlar burada Özcan Yıldırım'ın etkin
yönetimiyle zaten tanıyor. Adana'da Grup 3 koşusu kazanmış bir safkan bu Özcan Yıldırım'la beraber. Özcan Yıldırım son 5 koşusunu beraber yaptı. Bakalım burada ne yapacak diyoruz ki bu grupta 4 numarayı biz banko geçiyoruz. İkinci bankomuz oluyor bu. Tabii ki ikinci altılı için. 8. koşuda isim handikap 15. Dişiler, dört yukarı Araplar 1800 metreye çıkacaklar. Evet. 8. 9. 10. koşularda at yazacağız arkadaşlar. Bunun kaçarı yok. Arkadaşlar tam 7 tane at yazacağız burada. 11 atın 7'sini yazmamız lazım. 1 numaralı Üç Güzel Kadir Demirel'le, 3 numaralı Bersun Ateşi Müslüm Çelik'le, 6 numaralı Majoroviç Mehmet Keskin, 7 numaralı Foto Kızı Mert Ali Sonmaz. Şimdi Foto Kızı 116 gün aradan sonra ama bizim tuttuğumuz bir safkan bu. Çalışmalarında şu anda baktığımız zaman tamam belki biraz erken olabilir ama çimpis performansı olan bir safkan ve bu grupta ona uygun yani. O yüzden yazmak zorundayız. 5 numaralı Malya Güzeli Emrah Sincan'la, o da bize göre şanslılardan arkadaşlar. Hani burada Emrah Sincan'la daha evvelden Adana'da 1800 metre bir birinciliği var Malya Güzeli'nin. 2 numaralı Engerek Abdullah Çankaya ve 4 numaralı Asil Rüzgar diyoruz Ali Kaçmaz'la. Evet, buraya baktığımız zaman 1, 3, 6, 7, 5, 2 ve 4 şeklinde geçiyoruz burayı. 9. koşudayız. Satış 1, 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Kum pist normalde. Şimdi tabii ikinci altılı biraz daha cazip konumda bugün. Bu son 3 ayak hele inanılmaz. Evet, burada da 7 atımız var. 5 numaralı Ramo'dayım Mehmet Sağ Çelik'le. 10 numaralı Bordo Mavi Ali Kaçmaz'la. Bugün Ali Kaçmaz da bir tane yarış kazanabilir. Onlardan bir tanesi de bu olabilir arkadaşlar. 3 numaralı Caravaggio Vedat Abiş. 1 numaralı Attendovino Mehmet Keskin. 2 numaralı Keskin Nişancı Berat Demir. 8 numaralı Küçük Zamanı Ercan Çankaya ve 4 numaralı El Rapido Burhan Kılıç. Evet, burası 5, 10, 3, 1, 2, 8, 4 şeklinde. Burada 7 tane atla geçeceğiz burayı da. Son koşudayız. 10. koşudayız artık. Maiden bir koşu. 3 yaşlı İngilizler. 1300 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada da 5 atımız var. 3 numaralı Hardmet Özcan Yıldırım'la burada ilk atımız. Yani tabii ki çim pisti olması bu lüks ört temsilcisinin 198 gün arası var. Ama çalışmaları yoğun bir şekilde, hatta Vedat Abiş ve bu zannedersem İsa Yıldırım, Özcan Yıldırım kardeşim oluyor bilemiyorum. Hepsi çalıştırmışlar bu safkanı. İlk atımız 3 numara. 8 numaralı Lady Eleni Aziz Akdemir'le. 12 numaralı Sonze Erhan Emrah Sincan'la. Bu da çok ilginç bir safkan. Scarface yavrusu. Evet. Kasım ayından beri koşmuyor arkadaşlar. 132 gün arası var. Galopları var, çalışması var. Mete Ankılıç çalıştırmış hep kum pistte. Evet, fena değil çalışmalar ama. 11 numara dedik ve arkadaşlar özür dilerim. 12 numara dedik. 4 numaralı İspeş'inde Ercan Çankaya ve 1 numaralı Çetin El diyoruz. Burada Mehmet Sahi Çelik. 3, 8, 12, 4 ve 1 diyoruz arkadaşlar. Evet. Adana ile ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. İstanbul'la ilgili de videomuz yayında arkadaşlar. Bizim görüşlerimiz bunlar. Yapmış olduğumuz istişareler sonucunda arkadaşlarımızla bu şablonla karar verdik. Sizler de kendi atlarınızı, bizim eksik kaldığımız yerleri size göre en makul olan şablonu yapıp başarılı olmanızı diliyoruz. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz tekrardan arkadaşlar. Yabancı yarışlardan da meydan yarışları var. Burgaz çıkıyor meydanda. Biraz zor gelecek ama çok zorlu bir grup. Hayırlısı olsun diyelim. Diğer yabancı yarışları da izleyebilirsiniz. Herkese bol şans, hoşça kalın.